Hadi bu ayakkabıyı inceleyelim. Evet, ayakkabımızla duvarı ittiriyoruz. Duvarlar da yer gibi normal kuvvetler uygulayabilir. Fakat nedense bu insanlara bazen garip geliyor. Neyse. Diyelim ki şöyle bir kuvvet uyguluyoruz. Adı da F4 olsun. Bu kuvvet ayakkabının aşağı düşmesini engelliyor. Ama aynı zamanda ayakkabıyı duvara bastırıyor ve normal kuvvet oluşumuna sebep oluyor. Buradaki açıya fi diyelim ve önemli bir soru soralım. Bu durumda normal kuvvet ne olacak? Öncelikle kuvvet diyagramını çiziyoruz. Nesneye hangi kuvvetler uygulanıyor onu bir görelim. Normal kuvveti bulmadan önce yer çekimi kuvvetini çizelim. Yer çekimi kuvveti kolay çünkü her zaman aşağıya gösterir. Aşağı doğru mg var. Ama şimdi dikkat edin genelde burada hata yapılıyor. Normal kuvveti yukarı çizmiyoruz genelde normal kuvvetin her zaman mg olduğu düşünülür. Ama öyle değil. Bir de her zaman yukarı doğru olduğu gibi bir düşünce de var. Bu da yanlış. Evet genelde yukarı doğrudur. Çünkü nesnemiz genelde yatay bir yüzeye temas eder. Şu andaki durumda ise dikey bir yüzeyle olan teması inceliyoruz. Normal kuvvet derken sıkıcı veya sıradan kuvvet demeye çalışmıyoruz. Matematikte kullanıldığı anlamıyla kullanıyoruz. Yani dik olduğunu kastediyoruz. Evet, bu yüzeye dik anlamında. Duvarda dikey olduğuna göre duvara dik demek. Oradan gelen demek. Yani sağa doğru bir kuvvet olacak ve bu kuvvet ayakkabının duvara aşıp da içinden geçmesini engelleyecek. İşte bu kısım bazen insanlara garip geliyor. Şimdi bir kuvvetimiz daha var. F4. Şöyle bir kuvvet. Evet, bunlar bütün kuvvetlerim hiç sürtünme olmadığını varsayalım. Ayakkabı orada öylece dursun. Şimdi normal kuvveti bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Yine Newton'un ikinci yasasını kullanacağız. A eşittir net kuvvet bölü kütle. Net kuvvetimiz de yatay yönde olacak. Çünkü bulmak istediğimiz normal kuvvet yatay yönde. Peki x düzlemindeki ivme ne olacak? Eğer ayakkabımızla duvara baskı uyguluyorsak dikey bir ivmelenme olmayacak. Hatta ayakkabı kaysa ve aşağı yukarı hareket olsa bile bu duvarın içinden geçip gitmez ya da duvara çarpıp sekmez. Yani ayakkabı orada öylece durur. O zaman yatay düzende hiçbir ivmelenme olmayacak. Yine söylüyorum. Bunun sebebi yatay düzlemde sağa ya da sola doğru hiçbir hareket olmaması. Bu eksende hiçbir hız değişimi yok. Çünkü ayakkabı yatay düzlemde hareket etmiyordu ve etmemeye devam edecek. Yani yatay ivmelenme sıfıra eşit. Bu da eşittir net kuvvet bölü kütle. X eksenindeki net kuvvet kaça eşitti? Sağa doğru işaret eden normal kuvveti görüyorum. Sağ pozitif olarak kabul ediyorum ve şöyle yazıyorum. Bir de F4 var. Bir kısmı sola işaret ediyor. O zaman yine bu kuvveti parçalara bölelim ve ne kadarı yatay, ne kadarı dikey görelim. X eksenindeki F4'ü bulmak istiyorum. Onu da buraya ekleyeceğim çünkü yatay kuvvet. Dikey kuvveti artık buraya koymuyorum çünkü o X'in bir parçası değil. Şu anda X yönü için Newton'un ikinci yasasını uyguluyoruz. F4 x'i bulmak için sinüsle işlem yapacağım. Çünkü bu açının karşısında F4 x var fi'nin sinüsü eşittir f4x bölü f4 olacak. f4x eşittir f4 çarpı fi'nin sinüsü olur. Şimdi yukarıya yazalım ama dikkatli olalım. f4x sol yönü işaret ettiği için negatifini alıyorum. O zaman f4x çarpı fi'nin sinüsü. İki tarafı da m ile çarpıyorum. Sol tarafta yine 0 var. Sağ tarafta fn eksi f4 çarpı fi'nin sinüsü var. Bu denklemden fn yani normal kuvvet eşittir f4 çarpı fi'nin sinüsü çıkar. Gayet mantıklı değil mi? Çünkü bu yüzey onu aşıp içinden geçmemizi engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu sebeple normal kuvvet oluşuyor. Eğer f4x yüzeye baskı uyguluyorsa normal kuvvet bunu dengeleyecektir. Yata eksende hiçbir ivmelenme olmayacaktır. Yatay eksende başka kuvvetlerin yer aldığı ihtimalleri de konuşabiliriz. Mesela şu yönde bir F5 kuvveti olsaydı o zaman formülümüze eksi F5 eklerdik çünkü sola doğru. Aşağıya da aynısını uygularsak şurası eksi F5 burası da artı F5 olur. Peki dikey eksende bir kuvvet uygularsak ne olur? Mesela F6. Ama bu normal kuvveti etkilemezdi bile. F6 kuvveti yüzeylerin birbirlerini ne kadar ittirdiğini etkilemezdi dikey bir kuvvet olan normal kuvvet üzerine bir etkide bulunmazdı. O zaman bu kuvveti denkleme hiç koymuyorum. Çünkü normal kuvveti etkilemez. Aynı zamanda yer çekimi bile normal kuvvete etki etmiyor diyebiliriz. Çünkü yer çekiminin etkisi sadece dikey düzlemde. Bizim normal kuvvetimiz yatay düzlemde. Yani uzun sözün kısası normal kuvvet her zaman mg'ye eşit değildir. Normal kuvvet ancak iki kuvvetin birbirini ittirdiğinde ve temas ettiğinde ortaya çıkar. Yani sıfırdan farklı bir değer alır. Yüzeye yeni kuvvetler ekleyerek normal kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Bazen açılı kuvvetler söz konusu olabilir. Böyle durumlarda normal kuvveti bulurken yalnızca normal kuvvetle aynı yöndeki bileşeni alın. Çünkü Newton'un ikinci yasasını kullanırken normal kuvveti etkiyen tek kuvvet o olacaktır.